Merhaba arkadaşlar, Orkideryam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce çekim yapmıştım. Taşa ektiğim orkidelerim vardı. Bu gelişimi yavaşlayan orkidelerim vardı. Böyle gelişimi duran, uykuya geçen orkidelerim vardı benim. Ben onları bir tane orkidenin taşa ektim. Çok güzel gelişimi gördüm orkidede. Çok güzel bir gelişim gösterdi. Bu diğer küçük olanları da, gelişimi yavaş olan orkidelerimi de ben taşa ektim. Tekrar taşa dikim yaptım arkadaşlar bunları. Orkide torfundan, toprağından çıkardım. Taşa ektim. Bunlarla ne gibi gelişimler oldu sizlerle paylaşayım. Bir orkidemi de tekrardan gelişimi duran orkidemi bugün taşa ekim yapacağım. Sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Köklerini göstereyim sizlere. O kadar güzel köklerinde gelişimler oldu ki diğer hep üstten olsun, kökleri, dik kökleri olsun aktif duruma geçtiler. Zaten yapraklarında da böyle renklerinde bir canlanma oldu. Yumuşamıştı yaprakları. Ben bunu günlük üstten nemlendiriyorum arkadaşlarım. Çok az tabağında da su kalıyor. İç kısmında taşa dikilen orkidelerin çok az bir tabağında su kalıyor. Bu da taşın nemli kalmasını ve orkidenin daha hızlı köklenmesini, gelişmesini sağlıyor. Bu da taş aldıktan sonra buradan bir keki verdi bana arkadaşlarım. Sizlere şu şekilde göstereyim. Köklerindeki gelişmeleri görün. Ne kadar aktif artık köklerinde gelişmeler var. Bu da zaten hem yukarıdan kök verdi hem de ortasından taç yaprak çıkardı. Bu orkiden de öyle. Bu küçük keikiydi. Bunu ayırmıştım annesinden. Onu da bu şekilde ektim. Şuradan gördüğünüz gibi zaten yukarıdan da artık yeni kökler de vermeye başladı. Bu da keikiydi. Annesinin üzerinde bu ölmek üzereydi. Hatta şöyle göstereyim size şu yan dallarını. Kendini kurutmaya başlamıştı bu. Ben de bunu mecbur çok fazla üzerinde hava kökü olmamasına rağmen ayırmak zorunda kaldım. Yoksa bu da annesinin üzerinde ölecekti. Annesi bunu besleyemedi, büyütemedi. Ben de bunu su kültürü şeyi aldım. Taşa ektim. Altında da hafif su gördüğünüz gibi suya bıraktım bunu. Bunda da güzel bir gelişim oldu. Bunları 10 günde bir, haftada bir normal vitaminli su veriyorum arkadaşlarım. Yukarıdan veriyorum, biraz bekletiyorum. Ondan sonra o suyu döküyorum. Tekrardan dinlenmiş su. En alt tabaklarında çok az. Yani tabağın sadece ıslak kalacak kadar suyu kalıyor. Günlük üstten nemlendiriyorum. Şimdi sizlere bu orkidemi göstereyim. Bu orkidemde de gelişimi durdu. Yapraklarında güzel yumuşama yok ama gelişimi durduğu için ben de bunu taşa geçirmeye karar verdim. Havalar tamamen iyice soğumadan yeni yerine alışması için, köklerinin daha hızlı büyümesi için. Şimdi size nasıl taşa ekim yapıyorum onu paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bir dökeyim. Köklerini bir görelim hep beraber. Zaten kökleri de kendini artık bırakmış. Gelişimi duran orkidede mutlaka köklerinde zaten bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Ben buna biraz bekledim, hemen çıkarmadım. Yosun uygulaması yaptım köklerine. Yine de aradan 2-3 ay geçti. Hiçbir şekilde düzelmedi. Daha fazla da bekletmeye gerek yok bunu. Şu köklerini, yumuşak olanları ayırıyorum. Yeşiller kalacak. Bu sarı gibi görünüyor arkadaşlar ama ellediğimde şu üst kısmı sert. Onun için bunu ellemiyorum. Sadece içi boş olan kısmını alıyorum. Şunlar da. Şöyle orkidemi temizliyorum. Orkidemin gelişiminin durduğu zaten köklerinden de
artık tamamen orkide kendini bırakmaya başlamış. 2-3 kökü kalmış. Ben bunu eğer değişim yapmasaydım bunlar da çürüyecekti. Bu kökleri temizlememizin sebebi burada durup diğerlerini de çürütmemesi ve mantara sebep olmaması için bunları güzelce bir temizliyoruz. Şu kısmı da alayım. Şimdi bunu arkadaşlarım, her zaman dediğim gibi orkidemi bir kapak oksijenli su kullanıyorum. Şöyle onu da orkidemi güzel yıkıyorum şöyle kök kısımlarını. Orkide yavaşlayan, gelişimi duran orkidelerde siz de bu türlü bir ekim yaparsanız ne kadar hızlı büyüdüğünü göreceksiniz arkadaşlarım. Normal şöyle bir kendisi küçük olduğu için bir küçük su şişesi. Şu ağız kısmını kestim. Orayı. Şöyle bir taş kullanıyorum. Şuralarda da hava delikleri açtım yine. Şu kökleri oradan aşağı gelecek şekilde ekiyorum. Suya değmesi için bu şekilde yapıyorum. Bu gövde yukarıda kalıyor. Taşın üzerine bırakıyorum bunu. Şu gördüğünüz gibi göstereyim size. Şu kısım suya değecek olan yer. Şöyle bıraktığımızda suya değecek olan yer. Şimdi bunun üzerine normal taş. Şu mangal kömürü de kullanıyorum ben. Öyle de kullanabilirsiniz. Bunlar küçük. Yolda topladığım taşlar arkadaşlarım. Sizler de bunları yıkayıp temizleyip sirkeli suda biraz bekletip orkidelerinizde kullanabilirsiniz. Orkide bu şekilde taş aralıklı kaldığı için daha bir hava alıyor. Tabii ki bu hava alması da köklerini çürütmüyor arkadaşlarım. Topraktaki gibi sıkışıp kalmıyor. Şekilde ekimini yaptık. Şimdi buna dinlenmiş su ilave ediyorum. Orkidenin sadece alttaki köküne değecek kadar su koyuyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi sadece alt kısmında su kalacak. Bu da daha sonra orkidemizin şu şekilde büyümesine sebep olacak. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel aktif kökleri var. Bu suyun içinde kaldığı sürece taşlar nemli kaldığı için şu gövdeyi de göstereyim size. Buradan da iç kısımdaki kökler de yeşil. Günlük nemlendirmesini de yaparsanız arkadaşlar. Bu şekilde ekim yaparsanız orkidelerinizde, uyuyan orkidelerinize veya gelişiminde yavaşlama gösteren orkidelerinizde daha sağlıklı bir sonuç alabilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Sizlere de bu şekilde ekim yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.